Herkese selam. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben uzman fizyoterapist Enes. Eğer böyle bir bacak görüntüsüne sahipseniz işi ciddiye alma zamanınız gelmiştir demektir. Bu görüntü ilk başta estetiksel bir sorun olarak görünse de ciddiye almadığınızda ilerleyen dönemlerde sağlık problemlerine neden olmakta. Gebelik dönemleri olsun uzun süre ayakta çalışma veya ofis ortamında masa başı çalışma şartları, doğum kontrol haplarının kullanımı, hormon tedavilerinin alınması, aşırı kilo alımı dar giysilerin günlük yaşantıda çok tercih edilmesi durumunda ilk olarak bu estetiksel görüntü gibi gözükse de var istediğimiz damar rahatsızlığı yaşanmakta. Bu durum ciddiye almadığınızda bacaklarda şiddetli ağrı, kaşıntı, bacağı ağır hissetme, kramp, zonklama, huzursuzluk, toplar damarlarda iltihaplanma ve ilerleyen aşamalarda varisin yırtılıp kanaması Varisin içinde kanın göllenmesi ve oluşan pıtıların akciğerlere dolaşımla ulaşıp tıkanıklıklara neden olması gibi sağlık sorunlarına yol açmakta. Bireylerde görülen varis rahatsızlığının çoğunda temel sorun şudur. Bacak damarlarımızın içinde kanın geri dönüşünü engelleyen kapakçıklar yer almakta. Bu kapakçıkların çalışmasının bozulmasından kaynaklı kan ileriye gidemediğinden devamlı geriye kaçmalar başlamakta ve kanın göllenmesi dediğimiz tablo oluşmakta. Bu durum ilk başta az miktarda kanın geriye doğru kaçmasıyla başlamakta ve bu aşamada tedavi ve egzersizler başlanmadığında kısır döngü başlamış olmakta. Her kanın geriye kaçmasında damarın çapı kan birikmesinden dolayı artıyor ve kapakçıklar tam kapanamadığından dolayı bir miktar daha kan geriye kaçıyor. Durum ilerledikçe artık kapakçıklar tam üst üste gelip kapanamadığından Kan tamamen göllenmeye başlıyor. Kalbe doğru ilerlemesi gecikiyor. Egzersizler burada devreye girmekte. Özellikle bacak kaslarımız ikinci kalbimiz olarak geçiyor. Kanın vücudumuzun yukarı kısımlara itilmesinde geri pompalayan kaslarımızdır. Birazdan göstereceğim çok basit iki egzersizle kaslarımızı uyararak, güçlendirerek damarlarımıza binen stresi azaltmaktayız ve aşırı genişlemesini engellemekteyiz. Ve kalbimize de yardımcı olarak sağlıklı bir kan dolaşımını sağlamaktayız. Bu egzersizleri her ne iş yapıyorsanız yapın muhakkak gün içerisinde yaşamınızın bir parçası haline getirmelisiniz. Şimdi egzersizlere geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi geçelim hızlıca egzersizlere. Birinci egzersizimiz ayak parmakları ve topuklar üzerine yükselme. Bu egzersizi hastalarıma iki aşamada yaptırmaktayım. Buraya lütfen dikkat edin. Birinci aşamayı kesinlikle oturma pozisyonda yapıyoruz. Aşırı kilonuz varsa özellikle kortizon gibi hormon tedavisi görüyorsanız ve hayatınızda hiç egzersiz yapmayan bir bireyseniz sakatlanmamak için 6 haftaya kadar bu egzersizi oturarak yapmalısınız. Egzersizi şu şekilde yapacağız. Oturduğumuz yerde ayaklarımızı yere düz basıyoruz. Önce topuklarımızı yere basarken ayak parmaklarımızı yukarı kaldırıyoruz. Ardından ayak parmaklarımızı yere indirip topuklarımızı yükseltiyoruz. Böylece bağdır kaslarımızı kasılıp gevşemesini sağlıyoruz. Bu egzersizi yaparken çok hızlı yapmamaya dikkat edin. Belli bir süre son noktada durmaya çalışın. Bu egzersizi bir dakika boyunca yapmalısınız. Bu egzersiz bacaklarınızda da bir tür masaj etkisi yapacaktır. Çünkü buradaki kan sirkülasyonunu arttırmakta ve günün yorgunluğunda çok güzel alan ve gün içinde de kan sirkülasyonu arttırdığından dolayı masaj etkisini çok rahat görürsünüz. Gelelim bu egzersizin ikinci aşamasına. Aynı egzersizi ayakta yapmaya çalışıyorsunuz. Ve ilerleyen günlerde bunu basamaklarda, merdiven gibi yüksekliği olan platformlarda, yerlerde egzersizi zorlaştırabilirsiniz. Bunu da en fazla bir dakika olacak şekilde ritmik çalışmaya gayret edin. Bu seviyeye alıştıktan sonra elinizde bunu ağırlıklarla kaslarınıza binen, özellikle alt ekstremite, alt bacak kaslarımıza binen yükü arttırmak için de elimize ağırlıklar alarak da bu egzersizi yapabiliriz. Artık bundan sonra bu egzersizi hem oturarak hem de ayakta gün içerisinde saat başı yaparak yaşamınızın bir parçası haline getirmelisiniz. İkinci egzersize geçecek olursak benim de en sevdiğim egzersizlerden bir tanesi hafif tempoda trambolinde zıplama egzersizleri. Bunu çok aşırı agresif yapmayın lütfen. Hem alt ekstremite sakatlanmalarına çok risk oluşturmakta hem ayak bileğe yaralanmalarına çok risk oluşturan bir egzersiz. Sadece hafif tempoda kasların kasılıp gevşemesine olanak verecek şekilde yaşınız ne olursa olsun trambolinde e, zıplayabilirsiniz. Bunu günde sadece 3 dakika yaparak trambolin egzersiziyle hem bacak kaslarınızı güçlendirme hem de kan sirkülasyonu arttırarak da hem lenf dolaşımında tetiklemekte, lenf dolaşımında uyaran egzersizlerden bir tanesi, bağışıklığı da kuvvetlendiren egzersizlerden bir tanesi ayrıca. Bu egzersizler dışında Varis oluşumunun engellenmesi öncelikle birinci hedefimiz yaşımız ne olursa olsun özellikle bayansanız varis oluşumunun engelleyici e, prosedürlerine uymak çok önemli. Bunun için neler dikkat etmeniz gerekiyor bu hususları da videonun daha fazla uzamaması için maddeler halinde videomun sonuna bırakıyorum bunu da okursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın.